Teknoşok'tan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yine özel bir içerikle karşınızdayız. Malum son dönemde ülkemizdeki dinamik akıllı telefon üreticilerinden birisi de Realme diyebiliriz. Özellikle fiyat performans bazındaki modellerle Türkiye pazarına hızlı bir giriş yaptılar. Bugün Realme'nin kendi özel arayüzünde bulunan böyle bazı ipuçlarını kullanıcılarımıza paylaşacağız. Yani Realme'nin nasıl bir arayüze sahip olduğunda az çok görmüş olacaksınız. Böylece kafanızdaki bazı soru işaretlerini de gidermiş olacağız diye düşünüyorum. Bu arayüz testini yapacağımız telefon ise Realme'nin ülkemizde hayli popüler olan cihazlarından bir tanesi olan 6i arkadaşlar. Dilerseniz şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri Realme UI arayüzünde yer alan birkaç ipucuyla baş başa bırakalım. Evet arkadaşlar. Arayüzde size göstermek istediğimiz ilk ipucu duvar kağıdını hızlı bir şekilde değiştirme. Şöyle ekrana zaten basılı tuttuğunuz zaman alt kısımda göreceğiniz üzere duvar kağıtları sekmesi geliyor. Buraya tıkladığımız zaman hiçbir menüye giriş yapmadan dilediğimiz duvar kağıdını hemen seçip uygulayabiliyoruz. İşte bu kadar basit. Yani duvar kağıdını hızlı bir şekilde buradan değiştirebilirsiniz. Dilerseniz daha fazla duvar kağıdı diyerek de ne yapabilirsiniz? Fotoğraf ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle tekrardan basalım. Duvar kağıtlarına gelelim. Burada duvar kağıtları var. Daha fazla duvar kağıdı dediğinizde sizi duvar kağıdı ekranına atıyor. Ve dilerseniz buradan istediğiniz bir fotoğrafı da duvar kağıdı olarak atayabiliyorsunuz. İşte duvar kağıdı değiştirmek bu kadar basit diyebiliriz Realme'nin arayüzünde. Evet, diğer bir konu ise simge stili. Malum herkes aynı simgelerle telefonu kullanmak istemiyor olabilir. Peki simgeleri nasıl değiştirebiliriz ve ne gibi özelleştirmelere yapabiliriz? Bunu da size gösterelim. Ayarlara geliyoruz arkadaşlar. Ayarlara geldikten sonra buradan ekran ve parlaklığın hemen altında ana ekran ve duvar kağıdı mevcut. Buraya giriyoruz. En alt kısma iniyoruz. Burada simge stilini ayarla var. Simge stilini ayarlaya giriyoruz arkadaşlar. Simge stili ayarlaya girdikten sonra burada gördüğünüz gibi malzeme stili, çakıl taşı, özel gibi seçeneklerimiz mevcut. Buradan tıklayarak direkt olarak simge stilini ne yapabiliyoruz? Değiştirebiliyoruz. Şunu kabul ediyoruz diyoruz. Buradan gördüğünüz gibi özel bir stil de yapabilirsiniz. Şöyle örneğin ön planı, arka planı buradan simgelerin içerisindeki logoları değiştirebilirsiniz ve buradan da alt kısımdan da ne yapabilirsiniz? Büyüklüklerini ve küçüklüklerini ayarlayabilirsiniz. Ayarladıktan sonra alt kısımda bulunan uygula butonuna tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi simgelerimiz bizim istediğimiz gibi değişmiş oldu. Gelelim arayüzde hızlı bir şekilde ekran fotoğrafı almaya. Biliyorsunuz Android telefonlarında güç butonuyla ses açıp kapatma butonuna hızlı bir şekilde tıklarsanız zaten ekran fotoğrafını alıyorsunuz. Ama Realme'nin arayüzünde arkadaşlar 3 parmağınızı tutup aşağı doğru kaydırmanız ekran fotoğrafı almak için yeterli. Hemen şöyle gösterelim size. Yaptık ve gördüğünüz gibi ekran kaydımızı almış olduk. Bu kadar basit. Yani ekran fotoğrafı almak için tek yapmanız gereken parmaklarınızı aşağıya doğru sürmek. Buradan dilerseniz bunu gönderebiliyorsunuz ya da işte kaydedebiliyorsunuz, düzenleyebiliyorsunuz vesaire. Şimdi gelelim bir diğer ipucumuza arkadaşlar. Bölünmüş ekran kullanımı. Hemen tarayıcımızı açalım. Tarayıcımızı açtık. Bölünmüş ekran kullanımını şu alt kısımda bulunan tuşa uzun basarak yapabiliriz. Burada gördüğünüz gibi ikili ekrana geçiyor. İşte Play Store'da açalım mesela. Alt kısımda Play Store, üst kısımda web tarayıcısını kullanabiliyoruz. Ya da bir yolu daha var. Onu da hemen size gösterelim. Örneğin tarayıcıyı açtınız diyelim. Tarayıcıyı açtıktan sonra geziniyorsunuz. O arada dediniz ki ya dur bir de işte uygulama indireyim ya da WhatsApp'tan bir şeylere bakayım. Üç parmağınızla arkadaşlar yukarı doğru kaydırdığınız zaman gördüğünüz gibi hemen telefon bölünmüş ekran moduna geçiyor. Buradan yine ikinci uygulamanızı destekleyen tüm uygulamaları ne yapabiliyoruz? Açabiliyoruz ve bölünmüş ekranda kullanabiliyoruz. Bu kadar basit diyebiliriz. Gelelim bir sonraki ipucumuza. Şurada kenarda bir hızlı araç çubuğumuz var. Bu hızlı araç çubuğunu dilediğimiz zaman özelleştirip kullanabiliyoruz.
Izdara çubuğunu açmak için parmağımızı şöyle kenara doğru sürmemiz yeterli arkadaşlar. Burayı özelleştirebiliyor olmamız çok iyi. Gördüğünüz gibi açılan pencereden dilediğiniz uygulamayı buraya entegre edebiliyorsunuz ve hızlı araç çubuğunda bu uygulamaları görüntüleyebiliyorsunuz. Bu da gerçekten kullanım esnasında size büyük kolaylık sağlayacaktır. Örneğin hesap makinesine girmek için hemen hızlı araç çubuğunu açıp burada görüyorsunuz hesap makinesi var. Hesap makinesine tıklamanız yeterli oluyor. Evet, gelelim sizlere göstereceğimiz 6. ve son ipucuna ki bu ipucu benim aslında bu arayüzde en çok sevdiğim ipuçlarından biri diyebilirim. Kapalı ekran modunda arkadaşlar bazı ayarlamaları yaptıktan sonra mesela O çizerek kamerayı açabiliyorsunuz. Veyahut kapalı ekranda yine V çizerek gördüğünüz gibi flaş ışığını açabiliyorsunuz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi gelelim buna. Hemen arkadaşlar ayarlara giriyoruz. Şurada ayarlara tıkladık. Ayarlara girdikten sonra burada kolaylaştırıcı araçlar var. Kolaylaştırıcı araçlara giriyoruz. El hareketleri ve hareketler kısmına giriyoruz. Burada kapalı ekran hareketleri görüyor. Buna tıklıyoruz. İstediğiniz özelliği açıyoruz arkadaşlar. Öncelikli olarak alttaki özelliklerin görünmesi için kapalı ekran hareketlerinin açık olması lazım. Kapalı ekran hareketlerini açtıktan sonra kamerayı başlatmak için O şekli çizini aktif hale geçiriyorsunuz. El fenerini açmak için V şekli çizini de aktif hale geçiriyorsunuz ve böylece kapalı ekran hareketleri de aktifleşmiş oluyor. Dilerseniz müzik kontrolü için de ekran kapalıyken çeşitli el hareketlerini aktif hale geçirebilirsiniz. Böylece işte büyük işaret çizdiğinizde sonraki şarkıya, küçük işareti çizdiğinizde önceki şarkıya geçecektir kapalı ekran modundayken. Evet, bizim sizlere Realme arayüzüyle göstereceğimiz 6 ipucu bu şekildeydi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görüldüğü üzere kullanım tarafında Realme UI oldukça stabil bir işletim sistemi diyebiliriz. Genel itibariyle kullanıcılara pek çok kolaylık sağlıyor. Dilerseniz siz de yorum kısmında bizlerle bu tarz ipuçlarını paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.